Herkese merhabalar. Maalesef bir süredir sokaktaki hayvanların uyutulması ile ilgili konular gündemde. Ben de bunun üzerine dedim ki biz neden kısırlaşma konusunu yeniden ele almıyoruz? Kısırlaşmanın faydaları ve zararlarından Lola ile beraber size bahsetmek istiyorum. Şimdi bu arada zararı çok az olduğu için hemen onlarla başlayacağım. Sonra da hızlıca faydalarına geçeceğim bizimki de şapır şapır ödülüyor. Evet en büyük zararı aslında kedimizin izni olmadan onun inisiyatifi dışında onun bir daha bir yavru sahibi olmasın önüne geçiyoruz. Yani onun yavrulamasına izin vermiyoruz ve kesinlikle bu konuda onun bir söz hakkı olmuyor. Ben Lola'yı kısırlaştıracağım zaman baya böyle bir vicdan yapmıştım. Hiç inisiyatifi yok, kendi karar vermedi. Bu karar ben onun adına veriyorum diye ama faydası çok daha yüksek olduğu için tabii ki kısırlaşmayı tercih ettim. Bu arada bu biraz zarar gibi gözükse de bence tam tersi biraz da faydalı bir konu. Çünkü sokakta çok fazla sahipsiz kedi var. Çok fazla eve ihtiyacı olan kedi var. Hani daha çok neden çiftleşip daha çok yavru olsun? Zaten sahipsiz eve ihtiyaç olanlara evimizi açalım daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Evet, diğer iki tane zarardan da hızlıca bahsedeceğim. Kısırlaşma sonrası kediler kilo almaya biraz daha yatkın oluyorlar. Kısırlaşma sonrası kilo problemi biraz oluşabiliyor. Bunun için tabii ki çözümler var. Kedimize daha çok oyun oynatabiliriz, daha çok egzersiz yaptırabiliriz ve kısırlaşma sonrası veterinerizin tavsiye edeceği kısır kedi mamalarıyla kedimizi besleyebiliriz. Böylece kısırlaşma sonrası kilo alma problemini de önüne geçmiş oluruz. Bir diğer sakınca da bazen özellikle erkek kediler bu daha fazla oluyor, dişlerde daha az oluyor. İdrar yolu problemi yaşayabiliyor kısırlaştırılmış kediler. Bunun için de aynı şekilde kısırlaştırılmış kedi maması verdiğimiz takdirde bu konuya da oldukça çözüm veya bunun oluşmasını oldukça minimize edebiliyoruz, geciktirebiliyoruz veya hiç oluşmadan bu süreci geçirebiliyoruz. Bu arada kedinizi eğer bir yaşın önce kısırlaştırırsanız bir yaşına gelene kadar yine yavru kedi maması da devam edebilirsiniz. Bir yaşından sonra kısırlaşmış kedi mamasına geçebilirsiniz. Bunu da hemen altını çizmek istiyorum. Genelde kedileri de hiç kızgınlığa girmeden kısırlaştırması tavsiye ediliyor. Hem hormonları oynamamış. Hem bu kızgınlığa girme stresini yaşamamış hem de huyu karakteri değişmemiş oluyor. O yüzden en ideal zaman için veterinerinizle görüşmekte bir fayda var. 6 ay 8 ay arası deniyor genelde. Kedinize göre en doğru zaman zaten veterineriniz de söyleyecektir. Ve şimdi geliyorum faydalarına. <laughs> Faydaları saymakla bitmeyecek diyebilirim. Faydalar o kadar fazla ki zararlar bayağı aşağıda kalıyor ve tabii ki kısırlaşmayı tercih etmemiz gerekiyor. Faydalardan en önemlisi kedimizin ömrü uzuyor. Bu konuyla ilgili birçok farklı araştırma yapılmış. Üniversiteler yapmış, bir takım veteriner klinikleri yapmış. Toplam rakam tabii ki bende yok ama en son yapılan çalışmalardan bir tanesinde 2 milyon 200 bin köpek üzerinde ve 460 bin kedi üzerinde yapılmış. Kedilerde hemen okuyorum. Dişi kedilerde 39, erkek kedilerde yüzde 62 daha fazla yaşama süresi uzamış. %39 da %62 de çok çok ciddi rakamlar. Zaten kedilerin ömrü oldukça kısa. Hani ortalama bir ev kedisi 15 yıl kadar yaşıyor. Yani şöyle düşünelim. Onunla beraber 15 yaz veya 15 kış geçireceğiz. O kadar az yaşıyorlar. Yani %39, %62 gibi ömür uzatma baya baya ciddi bir rakam kedi ömrü için. Nasıl kedinin ömrü uzuyor? Hemen ondan da bahsedeceğim. Birincisi kısırlaştırılan misketler evden kaçmaya, eş bulmaya meyilli oldukları için sokakta başlarına gelmeyen kalmıyor. Birincisi kaybolabiliyorlar, ikincisi trafikte arabalar tarafından zarar görebiliyorlar diyeyim. Diğer hayvanlarla kavga edebiliyorlar, sokaktan hastalık kapabiliyorlar, yaralanma, enfeksiyon gibi bir takım problemler sokağa kaçtıkları için maalesef yaşayabiliyorlar. Bu tabii üreme içgüdüsel bir istek olduğu için kızgınlığa girdikleri dönemde evden kaçmaları, gezme istekleri tabii ki çok yukarıda oluyor. Eş bulup çiftleşme istekleri çok yukarıda oluyor ve sonucunda da maalesef bunlar yaşanabiliyor. Bir diğer konu çiftleşme sırasında diğer kediden birtakım hastalıklar bulaşabiliyor. Özellikle çiftleşme öncesi çiftleşme sırasında kediler ısırma hareketi içgüdüsel olarak yapıyor. Bu da maalesef hastalıkların geçişini çok kolaylaştırıyor, çok hızlandırıyor. Ayrıca kısırlaşma, kısırlaşma bu arada ne demek onu da söyleyeyim. Erkek kedilerde testislerin alınması, dişi kedilerde yumurtalıkların ve rahmin alınması. Böylece hiçbir şekilde yavru üretimi olacak organlar alındığı için hiçbir şekilde yavru sahibi olamamaları. Bunlar alındığı için o organlarla ilgili oluşabilecek hastalıklarını da önüne geçilmiş olunuyor. Bunlar nedir? Yumurtalık, kisti, rahim kanseri, rahimde oluşabilecek enfeksiyonlar, meme bezi kanseri veya prostat veya testis kanseri gibi bir takım kanserlerin önüne geçilmiş oluyor otomatik olarak. Bu arada belirteyim, dişi kedilerde kızgınlığa girdikten sonra üst üste olan kızgınlıklarla çiftleşme olmaması durumunda rahim içinde bir takım sıvıların birikmesi, enfeksiyon oluşması ve bunun kansere dönme ihtimali de yükseliyor. Bu oran artıyor. O yüzden hem bunların önüne geçiliyor hem de olabilecek diğer o organlarda olabilecek diğer kanser ve hastalıkları önüne geçmiş oluyor. Bu arada erkek kediler daha fazla bölgeci oldukları için kısırlaşma sonrası testosteron tabii ki azalacağı için kavgacılıkları da azalıyor. Huyları da biraz yumuşa, biraz sakinleşiyor. Öbür türlü o testosteronla erkek kediler daha çok kavgacı olabiliyor. Kavga sonucunda yaralanma, maalesef hastalanma gibi problemler daha fazla yaşayabiliyorlar. Yani özetleyecek olursak saydığım gibi artıları eksilerinden çok daha fazla olduğu için kedimizin sağlığı, ömrün uzaması için kısırlaştırma faydalı. Bunu neden altını çiziyorum? Birçok yorumda görüyorum kedinizi kısırlaştırmayın yazılıyor. Veya ben de çok vicdan yaptım Lore'i kısırlaştırma ameliyatına götürürken. Yani sonuçta o bu kararı onun adına benim veriyor onunun doğru olmadığını aslında bir yandan düşünüyordum ama bir yandan da devamlı devamlı doğurtmanın ne kediye bir faydası var, ne bana bir faydası var, ne o yavrulara faydası var. Çünkü o kadar yavruya kediler biliyorsunuz bir kere de çok fazla yavru yapabiliyor ve o yavrular da çok hızlı büyük, onlar da çok hızlı yeni yavrular yapabiliyor. Bu kadar çok zaten sokakta bakılma ihtiyacı olan kedi varken bu kadar çok yeni yavrunun da piyasaya çıkmasına gerek olmadığı gerçeği de bir başka konu. Bu arada kedilerin sık sık üst üste doğum yapıyor olması da onları yıpratıyor. Dişi kediler için özellikle nasıl insanlar üst üste doğurdukça yıpranıyor. Aynı şekilde kedilerde. Yani biz nasıl kendimize dikkat ediyorsak onlar için de bu önlemi almakta fayda var. Evet. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Hepinize çok çok güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.